hakkımız. Kıdem tazminatımız, geleceğimiz. Bireysel emeklilik sistemi BES felaketimizdi. Fabrikaları, limanları, madenleri satan belediyeleri ve kamu kurumlarını taşeron işçiliğiyle dolduranlar şimdi de kıdem tazminatına göz diktiler. İşkuru bile işçi kiralama şirketine çevirmiş, belirli süreli iş sözleşme, kiralık işçilik, toplum yararına çalışma, denetimli serbestlik adıyla kölece çalışma biçimleri yaratılmış, bunların kıdem ve ihbar tazminatı alabilmeleri engellenmiştir. Şimdi de 20 milyonluk işçi ve memur kitlesinin kıdem tazminatına göz diktiler. 1999'da iş güvencesi yasası çıktığında emperyalist örgütler, OECD, Dünya Bankası ve IMF kıdem tazminatlarına artık gerek yok, kaldırın demişlerdi. İşte o günlerden beri hükümetler kıdem tazminatına el koymaya çalışıyor. 20'ye yakın taslak hazırladılar. Tepki olunca geri çektiler. Şimdi yeniden ortladı. Hazine ve Maliye Bakanı 10 Nisan'da yeni ekonomi programı açıkladı. Plan şöyle. Çalışanın kıdem tazminatı bireysel emeklilik sistemi ile BES ile birleştirilecek. Primler BES şirketinde toplanacak. BES'e katılım mecburi olacak. Kimse geri çıkamayacak. 2020'den itibaren BES'teki kıdem tazminatı fonunda her yıl 100 milyar TL birikecek. Bu para batık şirketlere ve batırılmış ekonomiye kredi olarak kullandırılacak. Hükümet baklayı ağzından çıkardı. Eskiden fon niyetlerini topluma kabul ettirebilmek için kıdem tazminatı alamayanlar da kıdem tazminatını alacaklar diyor diye göz boyuyorlardı. Şimdi böylesi göz boyamaları artık gerek görmüyorlar. Açıkça diyorlar ki ekonomiyi batırdık. Bütün kaynakları kuruttuk. Fabrika yapmak, üretim yapmak yerine kıdem tazminatınıza el koyacağız. İşçi sınıfını ve milletimizi buna kabul ettirebilirler mi? Ettirmeyeceğiz. Vatan Partisi bugünden beri alanlarda olacaktır. Bu BES denilen şey neyin nesidir? Tazminat hakkımız gasp edilemez. Tazminat hakkımız gasp edilemez. Tazminat hakkımız gasp edilemez. Değerli arkadaşlar, bu BES denilen bireysel emeklilik sistemi emperyalist örgütlerin baskısıyla yaratıldı. Sosyal güvenlik sistemimizi tasfiye etmek içindir. Yabancı tekeller sigorta ve emeklilik pazarımızı ele geçirsin diyedir. 1999-2008'de iki kez emeklilik yaşının uzatılması sebepleri BES yüzündendir. EYT denilen milyonlarca çalışanın emeklilik hakkının gasp edilmesi bu yüzdendir. 1999 ve 2008 emekli maaşının iki kez düşürülmesi, emeklinin muayenete muhtaç edilmesi BES içindir. Zaten sigortalı olan, zaten SGK'lı olanların zorla BES'e üye yapılması bu amaçlıdır. Mezarda emeklilik ve kuşa dönen emekli maaşı yüzünden sosyal güvenlik kurumundan milleti kaçırılırken bu şirketlerin beslenmesi, çalışanların zorları buraya kaydırılması bu sebeplendi. Peki kimdir bunlar? BES kapsamında yürütülen şirket sayısı 17 adettir. Bu şirketlerin 10'u yabancılara aittir. Amerikan, İngiliz, Fransız, Hollanda şirketleridir. 4'ü yabancı ortaklıdır. Sadece 3 tanesi yerli devlet bankasına aittir. Türk milletinin geleceği, işçinin, memurun alın teri, kadının çeyiz parası, yurt parası olan kıdem tazminatı işte bu şirketlere kurban edilmek isteniyor. Hem de zorla. Vatan Partisi adına hükümeti uyarıyoruz. Kamu kurumlarını satmak yerine fabrika yapın. Üretime destek verin. Türkiye'de ürettiğimiz malı dışarıdan ithal etmeyin. Kendi sanayicimizi, kendi köylümüzü destekleyin. Batırmış olduğunuz ekonomiyi düzeltmenin yolu budur.
kölece çalışma biçimine son verin. SGK aleyhine yabancı tekelleri, besleri destemekten vazgeçin. Kıdem tazminatına göz dikmekten vazgeçin. İşçinin tek geleceği olan kıdem tazminatını yok etmeyin. Kıdem tazminatımıza dokunmayın. Tazminat hakkımız engellenemez.